Çakırlar köyünde Çatbaba türbesindeyiz. Çalçakırlar Alevi köyü. Çal'daki tek Alevi köyü ve nüfusu da hep yaşlılardan oluşuyor. Çalçakırlar köyünde 3 tane Bektaşi babası var. Çatbaba bunlardan birisi. Diğerlerine birazdan gideceğiz. Ben Çatbaba'dan bahsedeyim birazcık. Çatbaba doğumu bilinmiyor. Bu köyde doğmuş. Doğum tarihi konusunda herhangi bir bilgi yok ama 1825 yılında vefat ettiği biliniyor yazılı kaynaklarda. Yaşamında çiftçilikle uğraştı, fakir oldu ve fakir olmasına rağmen insanlara yardım ettiği, fakirleri doyurduğu söyleniyor. Onun dışında pek bir bilgi yok yaşamıyla alakalı, yakın tarih olmasına rağmen ama merak ettiğiniz şeylerden bahsedeceğim size birazcık. Rivayetleri nedir, onlardan bahsedeceğim. Köylülere beyaz sakallı, uzun boylu, yeşil sarıklı haliyle gözüktüğü köylüler tarafından söyleniyor. Türbe diğer türbelere göre çok küçük ve alçak tavanlı yapılmış. Tavanı zaten tahtadan yapılmış ve dışarıdan çamurla sıvanmış. Şimdi son dönemde artık çimento yapılmış ve sıvanmış. Türbede ilginç detaylardan birisi de elektrik sayacı var türbenin içinde. Tabii ki ayda bir elektrikçiler gelip şirketlerden buraya fatura kesiyor. Büyük ihtimalle köy muhtarlığı bunu karşılıyor. Türbe çok bakımsız durumda. Niş bölgeleri var. Mum yakılıyor. Belli dönemlerde burada mum kalıntıları var. Bayağı uzun zamandır kimse gelip burayı süpürmemiş bile. Ve boyası da dökülmüş. Bazı yerlerinde akmalar görüyoruz. Tavan çok kötü durumda. Bir de dışına bakalım. Türbenin bahçesi de çok bakımsız. Ama tabii ki bakımsızlığını göstermek için gelmedik buraya. Buraya ben başka bir şey göstermek için geldim. Burada dilek var. Bu delikte dilek dilenmiş. Burada bir taşa ip bağlanmış. Bir tane kum dolu bir torba var. Buraya gelen insanlar iyi niyetlerini ve dileklerini bir şekilde kendilerine göre sembolleştirip işte taşa ip bağlamak, torbaya kum koyup buraya bırakmak tarzında kendine göre sembolleştirip buraya bırakıp dileklerini dileyip dualarını edip gidiyorlar. Türbenin diğer duvar taraflarına bakmak lazım. Gerçekten buraya bir bahçıvan lazım. Şimdi türbenin diğer delik tarafını göstermiştim size, dilek dilenen. Bu tarafında da var dilek tarafı. Burada da dilek tarzı bir yer. Burada bir tane peygamber devesi var, küçücük. Hemen konuya geleyim. Burada bir tane tencere. Aslında bu tavaymış daha önce. Şuradaki deliklere bakarsak sap kısmı varmış. Ben bu türbeye yaklaşık 4 yıl önce gelmiştim. Bu parça buradaydı ve hala duruyor. Onun dışında şurada bir tane bez parçamız var. O da aynı yerinde duruyor. Kimse ellememiş. Burada bir tane çivimiz var. Belki bir ev dilemiştir vatandaşlardan birisi. O da burada duruyor. Çalçakırlar köyünün diğer bir özelliği de yarısı terk edilmiş bir köy. Şu an terk edilmiş köyün sokaklarındayım ve çocuklar hala o sokaklarda oynuyorlar. Terk edilmiş köyün en önemli özelliği duvarlarının tamamen kayrak taşından yapılması. Duvarın kalınlığı yaklaşık 90 santimlik bir taş duvar ve evlerin içi gayet serin. Biraz önce terk edilmiş bir eve girdim. Gerçekten çıkasım gelmedi bu sıcakta. Ve gördüğünüz gibi çok güzel sokakları var, hele güneş olduğunda kayrak taşları rengi.